150 ülke, 30 bin öğrenci. Tanzanya'dan Somali'ye, Moğolistan'dan Almanya'ya. Eskiden iyi bir eğitim ve kariyer için Avrupa ülkelerine giden öğrenciler artık Türkiye'yi tercih ediyor. Son 5 yılda Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısında yaşanan %60'ın üzerindeki artış bunun en somut kanıtı. Pek çok ülkeden gençler geleceklerini şekillendirecek eğitimlerini Türkiye'de alıyor. Öğrenciler arasında Türk soylu ve akraba topluluklardan gelenler başta. Benzer kültürel ortamlar, Türkiye'ye olan güven ve eğitim kalitesi bu durumun başlıca nedenleri. Nejat'la Ağalar tıpkı binlercesi gibi umutlarını yükleyip bir valize Bakü'den Ankara'ya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geldiler. 5 yıllık eğitimleri bitmek üzere. Artık hayata adım atma zamanı geldi. Aradan geçen yıllarda hep başarılı oldular eğitim hayatlarında. Onlar için Ankara ve ODTÜ, yaşamları boyunca izler taşıyacakları eşsiz bir tecrübe olarak belleklerine yerleşti. Şimdi atölyelerinde son deneylerini yaparken, bir yandan gelecek günlere hazırlanıyor Ağalar ve Nejat. Artık hayata ve mesleklerine farklı bir pencereden bakıyorlar. Türkiye'de hayata dair çok iyi şeyler öğrendim. Bunlardan tabii ilki çok iyi bir mühendislik eğitimi almam. Ve diğeri parayı çok iyi yönetmem. Yani bir aylık bana gönderilen parayı çok iyi kontrol ederek harcayabilmem. Ki bu benim gelecek hayatımda da çok önemli. Madem okuduğum için buranın eğitimden kendime çok katkı sağladığını düşünüyorum. İleride bu benim kendi ülkem için ve kendim için daha yararlı olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Sayısız cevheri toprağın altında yahut kayaların arasında bir çırpıda ayırt edecek, tabiata ayrı bir gözle bakacaklar. Dünyanın neresinde olursa olsun, amfide kulaklarında çınlayan hocalarının ya da laboratuvar deneylerindeki makinelerin sesi onları takip edecek. Türkiye'de eğitim almanın farkını yaşayacaklar. ODTÜ'de gördüğümüz teorik ve pratik bilgiler bizim ileriki hayatımızda karşılaşacağımız sorunları çözmeye yardımcı olacak. Ama önce bir maden mühendisinin hayatını nasıl yaşadığı, mesleğinde neler yaptığını yerinde görmeye gidecekler. Zonguldak'ta bir maden mühendisliğinin 24 saatte nasıl bir hayat yaşadığını, sosyal hayatını ve iş hayatının nasıl olduğunu görme imkanım olacak. Teoriler, dersler ve deneyler geride kalıyor. Artık hayatın ta kendisiyle tanışma zamanı. Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta, Karadeniz kıyısında hiç bilmedikleri bir kente geldiler. Belki Bakü gibi deniz kıyısında ama yokuşlu sokakları, sisli ve keskin kömür kokulu havasıyla rüzgar şehri Bakü'den ayrılır Zonguldak. Kömürle var olmuş dünyanın sayılı maden kentlerinden biri. İki asırdır kara elmasa kazma sallamış çalışkan insanların diyarı. Dünyada hiçbir kent üzerinde kurulduğu toprağın derinliklerine Zonguldak kadar bağlı değildir. Ve hiçbir kentin sakinleri kendilerini kömüre bu denli ait hissetmez. Zonguldak'a ilk geldiğim zaman tabii
ilk önce buranın kömür şehri olduğunu, yani burada kömür çıktığını havadan hissettim. Çünkü havada bir kömür kokusu var. Bu tabii benim yaşadığım şehirden, Ankara'dan biraz farklı. Şehrin merkezinde maden heykeli var, panolarda maden yazıları, devlet binalarında, diğer binalarda madene ait bir türlü çok yazılar, simgeler vardır. Bu da şehrin halkının madenle uğraştığını gösteriyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üzülmez İşletmesi'nin iki maden mühendisi Salim ve Ertunç öğrencileri kapıda karşılıyor. Nejat ve Ağlar ilk kez arazide olmanın heyecanı ve şaşkınlığındalar. Yıllar süren dersleri ve deney başında geçirilen saatleri yerinde görme vakti. Artık aynı yollardan geçmiş meslek büyükleriyle birlikteler. Ama önce madene hazırlık yapılmalı. İş elbiseleri giyilip baretler takılıyor. Birlikte madene inecek, iki günlerini birlikte geçirecekler. Mesleğin avantajlarını ve zorluklarını hayatın içinde yaşayarak öğrenecek, pişmanlıklarını, sürprizlerini paylaşacaklar. Şartlarda çalışan, devamlı kafasında iş olan, devamlı işçi arkadaşlarının sorunlarıyla ilgilenen, ocaktaki sorunlarla ilgilenen bir halet ruhiye sahip. Mühendislik gerçekten büyük bir sabır işidir. Mühendislik gerçekten büyük bir özveri işidir. Yani herkes mühendis olur ama herkes mühendislik yapamayabilir. Yani herkes mühendis sıfatını taşıyabilir ama mühendislik gerçekten büyük bir onur ve zevk ve mücadele işi diyebilirim. Önce mezun olduklarında Nejat ve Ağlar'ın yerinde onlar vardı. Şimdi bu buluşma onları geçmişe götürüyor. Yerin yüzlerce metre altında kilometrelerce uzanan galerilerle örülmüş adeta başka bir kent yaşıyor. Üzülmez Madeni 24 saat durmadan 3 vardiya çalışıyor. Ve emniyet, uğurlar olur. Toprağın altındaki galerilere doğru uzun yolculuk başladı. Asansör saniyede 8 metre hızla ekibi 300 metreye indiriyor. Nejat ve Ağlar ilk kez çıktıkları bu yolda neyle karşılaşacaklarının merakı içindeler. İlk kez asansöre bindiğimde bende bayağı çok heyecan ve korku vardı. Çünkü asansör bildiğimiz binalardaki olan asansör değildi. Onun için biraz korku vardı. Bu korku da aşağı indiğimde biraz gitmeye başladı. Çünkü artık alışmıştım o duruma. Asansörün hareket etmesi ve yerin 100-200 metre altına inmemiz biraz kendimde korku yarattı.
Ama yanımda insanlar oldu. O insanlardan sorular sordum, cevaplar aldım. Bu biraz bende kendimde özgüveni artırdı. Asansör eksi 300 metrede duruyor. Yolculuk bundan sonra fayton adı verilen araçlarla devam edecek. Tren vagonlarını andıran bu araçlar onları madenin belli bir noktasına kadar götürecek. Zonguldak'ın altını saran galeriler uzayıp giden raylarla bağlanıyor birbirine. Mühendisler yolculuk sırasında genç meslektaşlarının heyecanlarını yenmeleri için onlara madenle ilgili bilgiler veriyor. İlk kez yer altına inen Nejat ve Ağlarsa tanımaya çalışıyor madeni. Her tarafı aksiyon, her tarafı macera. Yani kuyudan inişimizden tutun da arındaki kömür kazılan yere kadar tehlikeler bizi bekliyor. Karanlık sizin için bir korkutucu olmuyor, ürkütücü olmuyor. Bir bağımlılık gibi olmuş oluyor yeraltı mühendisliği benim kendim açımdan. Yolculuk henüz bitmedi. Bundan sonra 4 kilometre boyunca yürüyerek sürecek. Yol dik ve zorlu. Lambalarla aydınlatılmaya çalışılan yol ancak loş bir ışık sağlıyor. Baretlerdeki lambalar madencinin yolunu aydınlatan en önemli araç. Yeraltının karanlık duvarları ışığı bir kara delik gibi yutuyor. Şu anda 3 numarada mısın? 3 numarayım. Değişimleri bir daha söyler misin? Mühendisler zorlu yolculuğun sonunda ayağa vardı ve maden işçisiyle buluştu. Şimdi soluklanma zamanı. Yerin yüzlerce metre altında gazeteler serildi, ekmekler bölündü. Madencinin sofrasında bugün yoğurt, salata, konserve ve tatlı var. Zonguldak madenlerinde iş güvenliği en önemli unsur. Galeri tavanı göçüğe karşı kalın ağaç kütükleriyle tahkim edilmiş. Sürekli yapılan gaz ölçümleri alınacak tedbirler için madenin olmazsa olmazı. Üniversitede hep kitaplarda okumuşuz, resimlerini görmüşüz yer altının. Ama bunun ne kadar zevkli, ne kadar korkulu, ne kadar heyecanlı olduğunu bilmiyordum. Bunu da aşağı indiğimde gördüm. Burada resimde gördüğümden tam farklı bir şeyler gördüm. Çünkü tam detayıyla inceleyebildim tahkimatın nasıl olduğunu. İşte bu burada kullanılan tahta malzemelerin nasıl olduğunu dokunma imkanım oldu. Ekip yer altında zorlu bir yolculuktan sonra damara ulaşabildi. Uzayıp giden bu galerilerde 3 vardiya durmaksızın çalışıyor. Kömürün zorlu yükü ne kadar işçinin omuzlarındaysa bir o kadar da maden mühendisinin sorumluluğunda. Bizim mühendislik dalı ocağın yer altında ayrı bir dünyada, ayrı bir şeyde yaşıyorsunuz ve o şartlar altında, o vermiş o zor şartları birebir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Savaştaki, cephedeki, savaşın tam ortasındaki insanlar bizleriz. Yani bizlerin çalıştırdığı arkadaşlarımız sayesinde beraber kader birlikleri yapıp bu kömürü oradan alıyoruz. Sanayiye, üretime kazandırıyoruz. En uçta. Ayak tabir edilen noktada iskele ağaçlarla sağlamlaştırıldı. Nejat ve Ağlar ülkelerinden uzakta, yer altında Zonguldak maden işçisiyle birlikte. Burada ne güneş,
ne rüzgar. Yalnız alın teri ayırır yüzlere yapışan kömür karası. Kendi devletin için çalışmak, kendi devletinin güçlenmesi için çalışmak ve bu sanayiyi daha ileriye götürmek her bir mühendisin, bu işte olan her bir insanın en önemli borcudur. Ve bu yönden çok şerefli bir iş gördüklerinin düşüncesindeyim. Azerbaycan'da bir deyim vardır. İnsan gerekirse taştan para çıkarması lazım. Bu deyimi de ben bu aşağı indiğimde işçileri o ter aklında daha iyi anladım. Bu adamlar nasıl cesaretle, nasıl kendi işlerini severek bu işi yaptıklarını gördüm. Taşın nasıl çıkardığını, işlerini seve seve nasıl yaptıklarını gördüm. Bu da insanı biraz duygulandırıyor. Zonguldak dünyadaki çoğu madenden zordu. Tüm çabaya rağmen yer altyapısı teknolojiye sınırlı oranda izin veriyor. Bu nedenle maden işçisi üzülmez işletmesinin de en değerli varlığı. Mühendis ve işçilerin uyum içinde çalışması başarının tek anahtarı. Hesaplamalar, ölçümler, güvenlik tedbirleri derken madenci Hilti'nin sesiyle birlikte bitip tükenmez bir çabayla kara elmasın içine dalıyor. Bazen onun sıkıntılı oluyor ocakta, bayağı bir stresi olmuş oluyor. Biz o stresini, o anda stresinin sıkıntısını gidermek durumunda kalabiliyoruz. Bir mühendis olarak önemli şey bir madenci işçisinin hem emniyetini sağlamak hem psikolojik açısından da onu motive etmek gerekir. Aynı kaptan ekmek yediğimiz arkadaşlarımız, aynı kaderi paylaştığımız, aynı ortak amacı güttüğümüz arkadaşlardır. En uçtaki bu noktada işçinin karşısındaki duvardan kazdığı kömüre ulaşmak bütün çabanın meyvesi. Madenci Seri bir o kadar da dikkatle kazıyor taşı toprağa. Ayaktan dökülen kömür küreklerle raylı sistemin ilk halkasına aktarılıyor. Buradan katarlara taşınacak kömürün yeryüzüne doğru yolculuğu başlıyor. Demir-çelik sanayi için bu vazgeçilmez enerji kaynağını yerin yüzlerce metre altından çıkarmak işçi ve mühendis için ne kadar özelse Nejat ve Ağlar için de o kadar eşsiz bir tecrübe. Genç mühendis adayları, meslektaşları ve işçilerle birlikte uzun süredir madende. Yıllar boyu teorik olarak işledikleri konuları alanda test etme, gördüklerini sorup öğrenme şansına sahipler. Klasik sorular, tabir dediğimiz sorular sormuyorlar. Direkt olaya beyinle ve beyin öne sürerek, yani mühendis için önemli olan beyindir. Beyni çalışarak bu şekilde sorular sorulardı. Bir de hoşuma gitti. Onlar bu güçlükleri görmeli ki hayattaki güçlükleri de göğüs gelsin diye en zorlu, en meşakkatli yerlere götürdük arkadaşlarımızı. Fakat onlar yılmadılar. Onlardan o ışığı aldık yani. Bu meşakkat onların hayatındaki bu en önemli düstur olacağına inanıyorum ben. Bu düstur onları farklı yerlere getirecek. Nejat ve Ağlar yeraltına alışmış görünüyorlar. İlk zamanlardaki tedirginlik yerini merağa bıraktı. Duvarlarda uzayıp giden borular, kablolar ve aletler dikkatlerini çekiyor. Belki her biri deneylerde ya da derslerde gördükleriyle aynı ama bu ekipmanları ilk kez sahada inceleme şansına sahipler. Madeni gezdikçe mühendisliğin inceliklerine dair fikirleri gelişiyor. Tabii ki bunda Salim ve Ertunç gibi tecrübeli mühendislerle bir arada bulunmalarının rolü büyük. Onlar
biz soruncağı çok detaylı bir şekilde herhangi bir olayların nasıl olduğunu bize anlattılar. Tabii o bize yardım etti. Bana daha çok yardım etti. Çünkü onlarla her türlü detayı sorma imkanımız oldu. Onlar da bize çok detaylı şekilde, çok güzel bir şekilde anlattılar. Onlar bana kömürün nasıl kazındığını, nasıl çıkarıldığını bana iyi biçimde anlattılar. Bu adamlar da sağ olsunlar bir iki bir adamlardı, mühendislerdi. Bana bilgilerimin daha çok tekmilleşmesine yardımcı oldular. İşçi ve mühendisler çalışmaya ilişkin değerlendirmelerini yaparken öğrenciler dikkatle onları dinliyor. Mezun olana kadar geçecek kısa zamanda tekrar böyle bir tecrübe yaşamaları imkansız. Dünyanın sayılı madenlerinden birinde yeraltı çalışmasının olmazsa olmazlarını görüyor, işçi ve mühendisin ortak çabasına şahit oluyorlar. Kilometrelerce kablo ve binlerce lambayla aydınlatılmış yeraltı dehlizlerinde zamanı kontrol edebilmek imkansız. Burada her bir aletin sürekli kontrol edilmesi, her bir adımın dikkatle atılması şart. Maden mühendisi ocağa girdiği zaman gördünüz. Yani zafer kazanmış komutan edasıyla ocağa gider. Yani burada o arkadaşların da bizden aldığı izlenimlerle mesleklerini daha da ileriye götüreceklerinden şüphem yok. Yani bu bir vizyon meselesi, bir dert meselesi, bir gönül meselesi. Gözlem yapan mühendis olayı gözlemledikten sonra muhakeme ve muhakemeden sonra sana sonuca gidecektir. Muhakeme yapmak düşünmektir. Bir mühendis düşünmelidir. Mühendisler dönüş yolunda artık. Çalışma kaldığı yerden devam edecek. Nejat ve ağalar bu yorucu günü yıllara değişilmeyecek tecrübeyle geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Tünelde vardiyayı devralacak işçiler azık dolu torbalarıyla yanlarından geçip görev yerlerine gidiyorlar. Bu işi okulda öğreniyorum da geleceği hayatında nasıl kullanacağımı içimde biraz endişe vardı. Bu arkadaşlarımla konuştuğum zaman bu endişem biraz azaldı. Hemen hemen yok olmaya başladı. Bana özgüven verdiler, bana cesaretlendirdiler. Azeri deyiminde dese cesaretlendirdiler bu işimi daha çok sevmeme. Bana yardımcı oldular. Üniversiteyi yeni bitiren maden mühendisinin böyle mühendislerle Ertunç Bey ve Salim Bey gibi mühendislerle birlikte olması, herhangi gittikleri iş yerlerinde onlar gibi mühendisin onları öğretmesi çok önemlidir. Ekip yer altından çıkarken katarlara yüklenmiş kömür ağır ağır onları izledi. Günün tüm yorgunluğuna değen tablo işte bu. Artık hayata atılmak üzere olan iki öğrencinin yolları, yerin yüzlerce metre altında işçisi ve mühendisiyle sürüp giden kapkara bir taşın, kömürün zorlu yolculuğuyla kesişti. Çok zor bir hayat onları bekliyor. Eğer mesleklerinde başarılı olmalarını istiyorlarsa sebat göstermeliler, sabır göstermeliler, işlerini sevmeliler. Yoksa bu meslek çok zor bir meslek, diğer mesleklere benzemiyor. İster maden mühendisi yapsınlar, ister maden mühendisinin başka dallarında iş yapsınlar, sabretmeleri lazım. Eğer sabrettikleri sürece gerçekten her yere gelebilirler ama sabredemezlerse büyük sıkıntı yaşayabilirler. Tek önereceğim şey odur. Sabır, sabır, sabır.
Nejat ve Ağlar Azerbaycan'dan Türkiye'ye eğitim görmek için geldiler. Bu onların okullarındaki son yılı. Uzun bir eğitimin, deneylerin ve araştırmaların yanına gelecekteki hayatlarına dair eşsiz bir tecrübe eklediler. Meslektaşları ve işçilerle geçirdikleri zamanı hep hatırlayacaklar ömürleri boyunca. Mühendislik geneldir ve bu genel mühendislik bilgilerini, çok değerli bilgileri ben Ertuğrul Bey'den ve Salim Bey'den öğrendim burada. Onlar bana genel mühendislikle ilgili ister maden olsun, ister elektrik, elektronik, ister petrol mühendisliği fark etmez. Bir mühendisin nasıl olması gerektiğini bana öğrettiler. Aile yaşamından gündelik telaşına kadar Zonguldak'ta mühendisin 24 saatini belirleyen kömür, yani hayatın ta kendisi. Mühendis mesaisi bitip madenden çıkınca her şeyi arkasında bırakma lüksüne sahip değil. Çünkü vardiyayı devralan işçiler de onların sorumluluğunda. Günün herhangi bir saatinde yaşanacak sorunları çözmek üzere tekrar buraya dönmeleri gerekebilir. Nejat ve Ağlar, mühendis abilerinin sadece çalışma yaşamını değil, kısıtlı sosyal hayatlarını da görme şansı buldular. Salim ve Ertunç'un ocak dışındaki yaşamları, aileleriyle geçirdikleri zaman, geleceği planlamada onlar için tecrübelerle dolu. Hafta sonları bir problem çıkmadığında madende, ailelerle beraber olma şansları oluyor. İşle her zaman iç içe oluyorlar ve dolayısıyla aileleri de iç içe oluyor. Evde oldukları zaman herhangi bir problemi halletmek için madene gitmesi gerekiyor, telefonla görüşmesi gerekiyor. Bu yönden sosyal yaşamlarını işle her zaman birlikte tutmaya çalışıyorlar. Zonguldak'a var eden kömür, kentin Karadeniz'e uzanan sokaklarından evlerin içine kadar hayatın ta kendisi demek. Bir zamanlar el fenerleriyle yollarını bulup altını galerilerle donattıkları şehir, her vardiya zilinde geride bıraktıkları tüten ocaklarına dönüşü dumanıyla selamlıyor.